Arkadaşlar günaydın. Bir şey diyeceğim ya. Şu an yüzümü yıkamayı unuttuğumu fark ettim video çekeceğim diye ya. Gideyim yüzümü yıkayayım. Gece böyle bir bitki çayı yapmıştım şundan. Detoks, yenilenmiş hisset, rezene, biberiye, alaçayı. Durun okuyayım size. Biberiye, adaçayı, rezene, kiraz sapı, karabiber, oğulotu, kavun aroması. Aroması. İnşallah gözümde çapak falan yoktur. Yıkayıp mı tekrar kayda başlasaydım acaba? Neyse. Kavun tadını sevmedim diyordum. Bunu ben gece yapmıştım. İçtim. Sonra bir daha bir suda bekleteyim. Sabah içerim dedim. Şimdi onu içiyorum. Sabah dediğim de öğlen yani, yanlış anlaşılmasın. Ben bir açılayım. Sonra açarım tekrar. Oğlum. Çeni yiyeyim mi çeni? Öpeyim mi çeni? Öpemiyorum, ellerim dolu, eğilemiyorum. Annem. Dibe bak, kuyruğa bak. Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir kahvaltı tarifi vereceğim. Şurayı çekim için bir hazırlayayım. Hangi açıda çekeceğimi bilmiyorum. Aslında çok pratik bir şey. Herkes biliyordur ama bence burada önemli olan baharat ve peynir. Şimdi size göstereceğim. Bir saniye. Şimdi peynirimiz bu. Misin, yani şokum. Tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir. Aa, şarjım bitiyor. Neyse. Peynirli ekmek yapacağız. Süt koyacağız. Göz kararı hepsi. İçine biraz yağ koyacağız. Ben sıvı yağ koyuyorum. Siz ayçiçek yağ koyuyorum. Siz zeytinyağı koyabilirsiniz. Şarjım yetmeyecek. O yüzden hızlı hızlı anlatıyorum. Bunun içinde karışık baharat var. Bence baharat da çok etkili. Böyle. Ben evdeki baharatları karıştırmıştım. Sayıyorum size. Şuradakileri sayıyorum. Karabiber, pul biber, toz kırmızı biber, kimyon, iyot. İyot değil, isot. Burada niye iyot yazıyor? Hayır, isot yazıyormuş. Tuz, nane, kekik, zerdeçal, biberiye, fesleğen. Bu kadar. Bu baharatları karıştırın ya da aktardan karışık baharat alabilirsiniz. Ama tadı nasıl olur bilmiyorum. Bunun tadı çok güzel oluyor. Umarım tekrar aynısını tutturabilirim. Şimdi bunları ezeceğiz, karıştıracağız. Sonra ekmeği ona batıracağız, bulayacağız. Ondan sonra pişireceğiz. Çok hızlı oldu. Neyse, çekebiliyorsam çekerim yaparken. Çok değişik bir tarif oldu yani, gerçekten tarif videosu. Alo. Hadi git. Arkadaşlar kahvaltıyı yaptım. Kahvaltıyı hazırlarken şarjım bitti. Ben de şarja taktım. Sonra tekrar hiç çıkarıp çekmedim. Zaten peynirli ekmek yani. Neyse, ben onu şeyde pişirdim. Tost makinesine yağlı kağıt koydum. Orada pişirdim. Siz tavada da pişirebilirsiniz. Kombin yaptım. Ben dışarı çıkarken 2 ya da 3 kombin yapıyorum. Şunu indireyim. Açtım da şeyi çalıştırmadım, motoru. O yüzden biraz vakit aldı. Şöyle bir makyaj yaptım. Makyajı çekmedim. Aslında makyaj benim için güzel bir içerik ama bugün çekmeyeyim bari dedim. Kamera tam şarj olsun dedim. Köpeğimi gezdirdik birlikte. Ondan sonra şimdi spora gidiyoruz. Spordan sonra görüşürüz. Orada geçen gittiğimde kapanışa yakın gitmiştim. O yüzden rahat rahat çekim yapabilmiştim soyunma odasına falan. Şu an yapabilir miyim bilmiyorum. Bakalım. Gidelim görürüz. Makyajım çok soft görünüyor bu arada kamerada. Şöyle ışıktan, ışığın da etkisi var tabii. Tamam. Hadi gidiyoruz. Ay. Yanlışlıkla şey. Aa, su mu koymuşlar? Dur ya. Hani demin yaptın, şimdi yapmıyorsun. Olmadı. Arka çalışıyor. Ben bu arabayı daha çözemedim. Durdurdum. Tamam.
Çarşamba günü Zumba tanıtım dersim var. Daha önce söylemiştim. Bu video yayınlarına kadar çoktan yapmış oluruz diye düşünüyorum. Tabii yani imkansız bunu yetiştirmem ondan önce. 2-3 tane video var çünkü daha. Şimdi bu arada bugün pazar, ben pazar rutini çekiyorum. Bunu videonun başında söylemeyi unuttum. Çünkü bir yorgun kalktım. Her pazar aynı şey oluyor. Diyorum ki acaba bugün çekmesem mi? Hayır. Pazarları kendime şartladım. Çekeceğim. Haftada bir vlog çekilebilir çünkü neden olmasın. Şimdi o Zumba dersine bir hazırlık yapayım diyorum. Doğaçlama yaptıracaktım. Sonra hazırlık yapmaya karar verdim. Neyse ona çalışırız. Fark etmez, başka bir şeyde çalışabiliriz. Yeter ki çalışalım. Hadi görüşürüz. Birinin kız kardeşi simlerim belli olmuyor. Umarım yine de belli oluyordur. İyi bakın çünkü spordan çıkınca bunlardan eser kalmayacak. Gerçi simlerim durur da makyajım gider. Hadi. Üstümü değiştirebilecektim. Üstümü değiştirmeyeceğim. Sadece ayakkabımı değiştireceğim. Bu şeyin takımı olmuş. İsteyerek olmadı. Telefon kılıfımla kıyafetim. Hadi hazırlanalım. Su. Orada su almaya döndüm. Sonra altını aldım arabada dursun diye. Bir de eve ekmek aldım girmişken. Arabaya bıraktım onu. Zaten gördüm. Kamera çantamın içine peçete falan koyacağım. Şimdi yanımda başka çanta taşımıyorum, bunu kullanıyorum. Müzik için telefon. Ayakkabı. Çöp. Ya da bunu şuraya koyalım. Pis. Gerçi burada pis zaten. Peçete. Hip-hop.
Gidelim. Diyorum ki bir şey unuttum. Telefonumu unuttum. Onu da alalım. Gidelim sonra. Çantamın içine koymuş. Hayır, buraya koymuş. Payını çıkardım çünkü. Arkadaşlar BİM'e tekrar girdim. Aldıklarımı size göstereyim. Kasada çekiyordum ama hafızam dolmuş. Hafızamı bilerek daha önce de söylemiştim. Çok fazla çekmeyeyim diye boşaltmıyorum tamamen. Krem peyniri aldım. Şekersiz meyve suyu aldım. Diyetteyim bu arada. Daha önceki videomda söylemiştim. Bunu da söylemedim. Çok sıkı bir diyet yapmıyorum. Sadece sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Canım bunun büyüğünden çekmişti. Meyveli yoğurt kayısılı. Sanırım o A101'de vardı. Bilmiyorum. Tesadüf bunu gördüm. Zaten krem peyniri aldım. Bunları şimdi yemek için aldım bu arada. Onu da anlatacağım. Bunu yemem muhtemelen ama üstündeki kaşığı lazım bize şu an. Yemeğin üstüne belki tatlı yemek istersem yiyebilirim. Bir de salam aldım. Dilimle. Şimdi ben bir anda acıktım. Benim planım şeydi. Bir kahveciye oturmak. Orada bir böyle diyet bir tatlı, hani diyet bisküviler oluyor ya tatlı, böyle Nesfit'in falan, onlardan alıp kahveyle geçiştirmek vardı ama bir anda karnım acıktı, o yüzden bunları aldım. Çünkü oralarda diyet bir şey bulmam çok zor. Yani neyse, şimdi benim bir işim var. Daha önce çalıştığım yemek videosu çeken bir yer vardı. Tarifleri yazmışlar böyle kağıda. Onları ben Word'a aktaracağım. Eski iş yerimden öyle bir iş geldi. Onu karanlık çıktı ya. Arkadaşlar kafeden çıktım. Yemediğim salamları kediye vereyim dedim, tamam mı? Bir tane kedi kestirdim gözüme, çöpün yanında buldum. Sonra salamı vereyim derken uzaklaştı. Sonra gelsin diye önüne bir tane salam attım. Sonra onu aldı kaçtı, tamam mı? Onu takip ettim. Telefon yanımdaydı neyse ki. O kadar korkmadım ama biraz korktum. Bir tane binanın arkasına gitti. Oradan da arka binanın bahçesine atlamış. Yani aslında arka sokağın binasına gidiyor. Neyse. Yavru kedi sesi açtım YouTube'dan. Kedi çağırmak için ben öyle yapıyorum. Onu da benim kedimi, Yoda'yı bulduğum gün öğrendim. Veteriner söylemişti o taktiği. Neyse. Sesi duyuyor, bakıyor bana ama gelmiyor. Sonra önüne bir tane daha salam attım gelsin diye. Alıp gene kaçtı. Bu sefer yine o arka binaya kaçtı, tamam mı? Ben bu taraftaki binanın arka bahçesindeyim. O öbür binaya, yani aşağıya atlıyor bahçeye. Neyse, ondan sonra baktım gelmeyecek. Baktım arkada bir tane daha kedi var atladığı yerde. Annesi herhalde, benim gördüğüm kedi küçücük bir şeydi. Fotoğraf çektim ama çok net çıkmadı, karanlık çünkü. Sonra o da bana bir baktı falan. İkisi de tekir. Ama çok güzellerdi. O bebek özellikle çok tatlıydı. Böyle beyaz sarman kırması, böyle çok tatlıydı. Sonra onlara böyle yukarıdan attım salamları. Ama biraz korktum binanın arkasına falan gidince. Arabayı da yolun ortasına çekmiştim. Hiç beklemiyordum öyle bir macera. Neyse diyordum. Karınlarını doyurdum en azından. Su da koydum. Ama yukarıya koyabildim. İnşallah oradan çıkıp çıkabiliyorlar tabi. O oradan çıkıp çöpe geliyor. Marketin önündeki çöpe. Oradan bir şeyler arıyordu. Gidiyor geliyor yani. Suyu da orada içer. Videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni desteklemek isterseniz videomu beğenip, videoma yorum yapıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.